Şahinoğlu grubun katkılarıyla yöremiz töremiz devam ediyor. Evet sevgili izleyiciler, şu an Sinop Türkiye'nin merkez. Göksu İnşaat Yapı herkelerine açık kapı, buraya gelip daire alan yutmazmış yapı, herkes de tanıyor. Sağ olsun biz de Türkiye'li çekimler esnasında sevgili Halil Dilek Özcan Belediye Başkanımız böyle Göksu'ya uğramadan gitmedi. Biz de uğradık. Sevgili Gökhan çok teşekkürler. Size hayırlı işler, bol güneşler. Biz Sinop yöresini tanıtmak için yıllardan beri uğraşıyoruz. Yöresel program yapıyoruz. Bugün de işte Yeşiloba'ya çıktık. Çınar Satıköy'üne çıktık. Biraz daha akşam oldu. Geçte kaldık. Sizi de biraz vaktinizi aldık. Avrupa'da izleyicilerimiz var. Türkiye'de izleyicilerimiz var. Kredi uygun lüks daireler. Müşterilere ne gibi faydalı oluyorsunuz? Avrupa'daki gurbetçilerimiz mesela yatırım için daire alıyor, mülk alıyor. Bunlara ne gibi kolaylık sağlıyorsunuz? Asansörlü şimdiki binalar biliyorsunuz. Yani müşteriye ne gibi avantajlarınız var? Ne gibi iskontalarınız var? Ayrıca belediye başkanıma bir kere daha teşekkür ediyorum. Sizin de duygularınızı alalım. Buradan da bizim aracılığımızla Avrupa'da, Türkiye'nin dışındakilere, eşe, dosta bir selam göndermiş olalım. Öncelikle yurt dışından Vizyon Türk'ü izleyen bütün grubetçilere selam olsun buradan. Ana vatanımızdan Allah'ın izniyle. Şu anda şirketimiz 2008'den beri Türkiye'de faaliyet göstermekte. Normalde bundan önce, 2008'den önce Ümraniye'de. Evet, İstanbul Ümraniye'de faaliyetlerimiz vardı. 2008'den sonra burada faaliyet gösteriyoruz. Şu anda elimizde işte yapı denetimli, son her şey içerisinde anahtar teslim olarak daireler üretiyoruz. Burada işte yurt dışından vatandaşlarımıza, büyük şehirden, İstanbul'dan, Ankara'dan olsun, İzmir'den olsun talep görmekte dairelerimiz. Buradaki vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar hizmet vermekteyiz. Bir nebze de olsun, onları da memnun edersek ne mutlu bize. Onun dışında ürettiğimiz daireler son prosedüre göre denetime uygun. İşte betonundan, evet, depreme dayanıklı, betonundan devirene kadar ince ve kaba içili, eksiksiz vaziyette anahtar teslim daireler veriyoruz. Merkez sistemli, normal, elektrik kombili şeklinde. Şu anda devam eden 22 dairelik bir projemiz var, bitme aşamasında. Nasip olursa önümüzdeki ayda 48 dairelik bir projemiz var. Bunun temelini atacağız. Bir yandan satışlar devam ediyor. Proje üzerinden şu anda ruhsatı çıkmış durumda. Evet, topraktan satışlarımız var proje usulü. Şu anda ruhsatımız çıktı. Nasip olursa ona hazırlık yapıyoruz. Bunlar da işte talep görmesi durumunda şöyle müşterilerimize kolaylık sağlıyoruz. Gerekirse banka kredisi. Ama banka kredisi derken müşterimiz mesela yurt dışından geliyor ya da büyük şehirden geliyor. Diyor ki benim 2 günlük sürem var. Biz bu 2 gün içerisinde onun bütün banka kredilerini, tabii bunun CV'si de uygunsa eğer, geri beyanlarını da beyan ettikten sonra biz bütün banka kredilerini hazır hale getiriyoruz. Ön görüşmeleri, dosya hazırlığını bütün biz kendimiz takip ediyoruz. Hepsi 1 gün içerisinde hem tapusunu, çıkmış tapularla beraber banka kredisini hepsini hazır hale getiriyoruz. Onun dışında işte müşterilerimiz diyor ki ya ben banka kredisiyle uğraşmak istemiyorum. Kefili var, şöyle var, böyle var. Benim şöyle işte başka bir kredim var. Üst üste 2 kredi olmaz. Biz bunun yanında bunlara nasıl bir kolaylık sağlıyoruz? Diyoruz ki işte 4 sene vade, 5 sene vade, işte 1/3 peşin, aracın varsa aracını alıyoruz peşinat niyetine, isterseniz aylık taksitlerle, isterseniz senelik taksitlerle böyle satışlarımız var. Müşterilerimize böyle kolaylık sağlıyoruz biz, anahtar teslim daireler vade usulü bu şekilde veriyoruz. Anladım.
Yani bir vatandaşın kredi kullanamıyorsa o vatandaş daireye ipotek koymak şartıyla taksitlerini düz... İpotek de koymuyoruz. Kefil ipotek, de istemiyoruz. Kefil de istemiyoruz. Evet. Kefilsiz, kredisiz, işte size açık kapı, buraya gelen yutmazmış hapı. Evet, Göksu İnşaat Yapı, sevgili Gökhan'a hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. Ve buradan tekrar Türkiye'nin dışında bulunan tüm Türkiye'lilere, Darıca'daki KOSİDEF olsun, Darıca Türkiye'liler Derneği Başkanı ve Kurucu Başkanı Bahattin Demircan ve Kenan Özçelik ve sevgili oradaki tüm dostlara, Avrupa'da bulunan gurbetçilerimize saygı, sevgi, selam olsun. Size de hayırlı işler, bol güneşler. Bu çorbada bir tuzumuz olduğu için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, Sinop Türkeli'ndeyiz. Sinop Türkeli hemen sahil Çatalzeytin yoluna. Çatalzeytin buraya 5-6 kilometre kadar bir mesafe. Zaten Çatalzeytin Türkeli 10 kilometre arası. Tam arada gelirken burada gördüğünüz gibi Demircan Balık Evi düzeni kurmuş. Nazım Usta yola gelen giden versin mola, güzel hizmet diyor gelen her kula. Biz de diyoruz ki Nazım Usta'ya hayırlı uğurlu ola. Evet, güzel bir mekanda. Şimdi bu balıklar da az önce geldi. Ben ne dedim, balıklar geldi. Madem öyle, arka tarafta imalat bölümünde hem balıkları burada tek tek Nazım Usta temizliyor. O temizlediğin balığın adı ne? Bu temizlediğin balığın adı Varbunya. Az önce geldi Deniz Ana'dan. Deniz Ana ne verirse o balıklar burada bulunuyor. Evet, bulunur. Şu anda mesela ne balıkları var? Şu anda mevsim balığı lüfer, çinekop, palamut, istarvit, mezgit, deniz mezgidi, barbunya, bunların hepsi bulunur. Yani Türkiye'nin de bu sahilden, bu denizden geliyor, burada limana geliyor, balıkçılar evet, getiriyor. Siz de hemen gidip geliyor, alıp geliyorsunuz. Alıyoruz, getiriyoruz. Yani olmayan balığımızı, kalkan balığımız. Mesela, kalkan balığı da mı buradan? Kalkan balığımız da buranın balığı. Kalkan balığımız da var. Şöyle bir kaldır kameraya doğru. Evet sevgili izleyiciler, arkasını çevir onun. Kalkan balığı. Gördüğünüz gibi kalkan balığı bile Sinop denizinde bulabilirsin. Sinop deyince hamsi akla geliyor. Sinop hamsisi daha farklı. Karadeniz hamsisi. Karadeniz ilk Sinop'tan mı çıkıyor? Karadeniz'in her tarafından çıkıyor da Sinop'tan çok çıkıyor. Mesela şu anda bir Gerze'de mi hamsi? Hamsi yavru fabrikası, hamsi maması, kedi maması yapılıyor. Gerze'de yeri var, fabrikası var. Fabrikası var. Hamsi, fabrikası. Dökme hamsi, yem fabrikası dökme var. Hamsi. Dökmeye gidiyor, çoğunlukta da restoranlara, İstanbul'a, hallere falan sevk ediliyor. Yani vatandaşın yiyebileceği, insanların yiyebileceği ayrı, bir de dökme hamsi yem olarak kullanılıyor. Aynen. Onun da fabrikası Gerze'de, Sinop Gerze'de. Gerze'de. Peki bu ne, tirsi mi diyorlar buna? Bu bizim bu yörenin tirsi diyorlar adına. Bizim bu yörede tirsi derler adına. Tirsi evet. Balığı çok yağlı ve çok lezzetli bir balıktır. Bu da mı aynı? Biraz kılçıklı. Bunun ufağı. Ufağı. Bunlar mezgit. Mezgit bildiğimiz. Bunlar bildiğimiz deniz. Evet yani sevgili izleyiciler, burası, Sinop, burası mezgit, balık. Deniz mezgit, çinekop. Çinekop var. Ya, yani burada Sinop denizinde yok. Palamut, lüfer, kübra hepsinden çıkıyor mu? Hepsinden çıkıyor. Şu anda bütün balıklar var. Kaç yıldır burada bu işi yapıyoruz? Biz 2000 yılından beri bu işi yapıyoruz. Sen daha önce tekneyle denize açılıyor muydun? Ben açılmadım. Biz tekneyle açılmıyoruz. Büyük kayıklardan alıyoruz. Büyük motorlardan alıyoruz. Siz alıyorsunuz. Burada restoran bölümünde de gelen müşterilere. Müşteri potansiyeli genelde Türkeli mi, Çatalzeytin? Türkeli. Türkeli daha çok. Türkeli daha çok. Çatalzeytin'den de var. İnebolu'dan da var. Hani çok
gelen müşterimiz var, Sinop'tan gelenimiz var, Ayancı'dan gelenimiz var. Yani bizim genel müşterimiz kökenli Türkeli. Türkeli müşterisi. Türkeli'ne her gelen yani buraya uğrayıp balık yemeden gitmez. Evet duydunuz. Gurbetten gelen gurbetçilerimiz dahi Sinop'a geldiği zaman Türkeli'de Demircan Aile balık lokantasında balığını yer gider. Evet, duydunuz. Evet, Avrupa'daki gurbetteki gurbetçilerimiz eğer Demircan balığı bilmiyorsanız siz de bu vesileyle öğrenmiş olursunuz. Buradan inşallah gurbetçilerimiz, çünkü Almanya dediğin zaman hep Türkeli, Ayancıklı daha ağırlıklıdır. Avusturya'da da var. Buradan o gurbetçilerimize saygı, sevgi, selam gönderirken yazın geldiğinizde çıkın yola, bakmayın sağa sola, Demircan balık evinde verin mola, rastlayın burada Nazım kulağa, sonumuzda hayır uğurlu ola, sana hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz. Ol, İnşallah biz de her geldiğimizde Demircan balık evine uğrayacağız. Yavan yaşuk, 50-60 kaşuk, bazen parayla, bazen firmadan, tas tabağı kırmadan yiyip içeceğiz buradan durmadan. Bütün yiyenlere de afiyet olsun. Son bir soru. Türkiye'li merkezden mesela paket servis isteyen var mı? Türkiye'li paket servis değil, balık temizlenmiş olarak isteyen var. Evde yaparız diye. Evet. Hani paketle pişirilmiş olarak yani değil. Çalışan hanımefendiler, evet. Öğretmenlerimiz olsun. Büyük balıklarda mesela deniz levre, 3 kiloluk, 5 kiloluk. Türkiye'nin de böyle tanıdığımız esnaflarımız da temizlenmiş olarak veriyoruz. Onlar kendisi ailesiyle beraber evinde akşam yapıyor. Yani her türlü hizmet Demircan balık evinde mevcuttur. Balıktan yana, mideden yana düştüysen dara 7-24 Nazım Demircan'ı ara, miden geçsin kara diyoruz. Sana hayırlı işler, bol güneşler, Allah'a ısmarladık diyoruz. Evet sevgili izleyiciler, bizi izlemeye devam edin. Derken şöyle yanıma gel. Satı abla. Evet burada Sinop Durağanlı kendisi, benim Satı ablam. Burada çalışıyormuş, burada tanıştık kendisiyle. Durağan'da sevgili Nahit Usta elektronikçi Öztekin. Nahit Öztekin'e de buradan saygı, sevgi, selam olsun. Senin kimlerin var? Bir selam gönder. Benim Çorlu'da kızlarım var. Çorlu'da. Bütün her yörede akrabalarım var, hepsine. Evet Çorlu deyince çok Sinop Durağanlılar ağırlıklıdır. Barajdan kalkan köylerimiz Çorlu'ya yerleşti. Çorlu'da bulunan bütün Sinoplu hemşerilerimize, Esenyurt'ta, Kıraç'ta bulunan dostlarımıza, ekran başında bizi izleyen siz sevgili izleyicilerimize Sinop Türkeli'den saygı, sevgi, selam olsun. Ayrıca Aslan Bey'in, Almanya'da Aslan Bey'in kayınbederine, kayınvalidesine çok çok selamlar. Aleyküm selam. Arkadaşımız. Aleyküm selam. Postacı Ömer'e de selam çok olsun. Çok çok selamlar. Evet Ömer abime de selam olsun. Allah'a ısmarladık diyoruz. Haydi bakalım. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyiciler, şu an Türkiye'den sonra akşam oldu, böyle oldu. Sinop'u buldu. Yöremiz töremiz ekibi olarak. Şu an neredeyiz? Sinop Tekşen Hac Ümre Organizasyon Turizm. Tekşen Turizm'deyiz. Gülcan Şen hanım eli değmiş bu işe de, bu organizasyona da. Sevgili izleyiciler, her zaman söylüyorum programların içinde. Bu dünyanın öbür tarafını hep düşünmek zorundayız. Bir yumurta düşünelim. Ne kapısı var, ne penceresi var. Civciv canlanıp çıkıyor. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Yarın at dünyaya varınca her birimiz olacağız karınca, orada sorgu süveli sorunca ne diyeceğiz? Hali vakti olanlar hac ümre yapıyor, kutsal topraklara gidiyor, elleri açıyor duaya, gözleri dikiyor semaya, yalvarıyor yaradan Mevla'ya. İnsanlarımızın bunu yapabilmesi için de ulaşımını sağlamak için bu tür acenteler olması gerekiyor. Hele Sinop Tekşen acentesinin bir özelliği güzelliği var ki buraya da hanım eli değmiş Gülcan ablamız, hayırlı uğurlu olsun. Allah niyetlerinizi kabul etsin. Ben biliyorum çünkü Cahit Hocam'dan da biliyorum. Şahinoğlu Grup benim zaten ana sponsorum. Merkezi İstanbul olan, bu işleri daha iyi yapan. Bazen mesela şu gördüğünüz Cahit Hocam'ın da programa canlı yayına konuk olduğunda Salih Çantürk ve eşini, mağdur muhtaç gitmek isteyip de maddi anlamda gidemeyenlere de vesile de oluyorsunuz. Her şey para demek değildir. Yani sizin her zaman bir el vicdanda, bir elde para olmayan vatandaşın cüzdanda, vatandaşın parasının azı karar, çoğu zarar, hayır hasenet bize de yarar diyenlerdensiniz. Ben sizi çok iyi tanıdığım için bunu söylüyorum. Nereden bu akla esti?
Bu iş nereden? Zaten bir insan niyetinden dönmeyecek. Evet. Kimseye kanmayacak, dürüst olup sonra utanmayacak. Bu şeyi yapacak. Bu şeyi yaparken mi esinlendiniz? Siz duyurmanızı alalım. Hayırlı olsun. Neler söylemek istiyorsunuz? Ne gibi kolaylık sağlıyorsunuz? Ümre yapmak istiyor. Aralık ayında ümre başlıyor. Evet. Oradaki açılışımıza özel ümre kampanyası ben 14 gündü mesela, bu sanırım 21 güne mi çıktı? Özelliğini, güzelliğini kendi ifadenizle kendiniz ifade edersiniz, dinleyenlerin dikkatini çeker, bizi arayanlar da olsa biz size ulaştırırız, zaten telefonlarınızı falan da vereceğiz. Neler söyleyeceğim Gülcan abla? Sen konuşu alır sesini. Valla ben bu işe 2009'da ilk defa Umre'ye gittim eşimle birlikte. Arabistan'ı gördükten sonra eşimin de emekliliği doldu. Dedim senin emekliliğin doldu. Bundan sonra her şey para değil. Bizim duaya da ihtiyacımız var. Hele de duanın en fazla kabul olduğu bir yer. Bire 100 bin kutsal topraklar, bire 100 binlerce sevabın olduğu bir yerde dua almak çok önemli. Evet. Benim de bu hayatta pek bir beklentim yok. Benim için öbür dünya daha önemli. En büyük isteğim de insanlardan dua almak. Çünkü paranın açamadığı çok kapılar var. Bunu da biz yaşıyoruz, görüyoruz. 2009'dan beri sürekli olarak eşimle birlikte Arabistan'a gidip geliyorum. Fakat kendi hemşehrilerimize fazla faydaları olamadık bu zamana kadar. İstedim ki Arabistan'da gördüğüm zaman tamam bütün insanlar Müslümanlar, hepimizin insanları, hepimizin kardeşleri, büyüklerimiz ama istedim ki kendi hemşehrilerimiz burada daha çok yoksunlar bu konuda. Evet. Eşime de söylediğimde eşim de kabul etti. Dedim Sinop'un merkezine biz bu işi yapalım. İnşallah bundan sonra burada kendi hemşehrilerimizle birlikte bizzat birinci elden en uygun fiyatlarda hiç kimse demesin ki ben Tekşen Turizm'in kapısına geldim, ben Umre'ye gidemedim veya imkanım yok, ben gitmek istiyorum, gitmek istediğim halde gidemiyorum derse bizim kapımızdan kimse boş dönmez. Hiçbir zaman istediğim ömrümüz olduğu müddetçe bütün hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar Arabistan'a götürüp oradaki ziyaretlerini yaptırıp dualarını almak tek amacımız bizim. Allah sizden razı olsun. Çok güzel bir şey söyledin. Şimdi ben Zeynel parmaksız olarak fiziksel durumum ortada. 7 yıldır bu kanalda program yapıyorum. 4 yıl bir kanalda program yaptım. 2 yıl bir kanalda program yaptım. Yıllardır da yayla şenlikleri, efendim dernek geceleri, canlı yayınlar diğer kanallarda. Yani 14-15 yıldır televizyonlardayım. Şimdi bizim Sinoplu sanatçı arkadaşlarımız var. Hiçbiri televizyonun tarifini bilmezdi. Hepsine biz yardımcı olduk. Yollarını açtık, önünü açtık. Şu an program yapan arkadaşlarımız var. Çok dertliler. 5 program yapıyorlar final, 6 program, 8 program bırakıyorlar. Geçen biriyle istişare ettik bir programda. Zeynel abi işte, Zeynel abin yapıyor bu programı ama biraz daha yaptığın işte Allah'ın rızasını kazanmak zorundasın. Cahit hocam bilir, bizim programın içerisinde siz de izliyorsanız bilirsiniz, sosyal projemiz var. Engellilerimize şu ana kadar 452 akülü araç ve manuel araç, hasta yatağı, mağdur muhtaç insanlara biz bir vesileyle bunu teslim ediyoruz, programımızın içinde yayınlıyoruz. Kitap gecemde sağ olsun Mustafa Şahinoğlu da bir tane arabada orada verdi ve 7 yıldır da kesintisiz bana destek verenlerden hocam biliyor ve Musa Can Başkanım olsun, o olsun, Vizyon Türk Televizyonu'nun sahipleri hepsinden Allah razı olsun. Yani önemli olan şu, biraz da bir insan ekmeğini kazanıyorsa biraz da Allah rızası için bir şeyler yapmak zorunda. Rahmetlik annem babam gittiler 3 ay. Benim annem hafızdı, dedem de hocaydı. Rahmetlik annemle babam gittiler 3 ay orada kaldılar onlar. Geldiler, babam ikinciye gitmeye hazırlanırken ömrü yetmedi. Bir kalp ameliyatı oldu. Allah rahmet eylesin. Biz de bu sene niyetlendik. Ekip olarak gideceğiz. Zaten gideceğiz. Bu sene kesin gideceğiz de ama Aralık'ın ilk haftasına yetiştiremeyeceğiz. Çünkü benim Avrupa'dan bir program şeyim var. Pazartesi Avusturya, Almanya, İsveç'e gideceğim, oradan geleceğim. Ama Ocak ayında mı olur inşallah gideceğiz. Yani 2000 gideceğiz inşallah, ekiple gideceğiz. Hatunumu da götüreceğim bu vesileyle. Takacağım onu kola, çıkacağız yola. Orada hep beraber vereceğiz inşallah mola. Ben çok teşekkür ediyorum. Gülcan Kula hayırlı uğurlu ola. Evet hocam, bazı bilgileri de sizden alalım. Hocam
Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu hem senin patronun hem benim patronum. Allah ondan razı olsun. Tekrar buradan saygı, sevgi, selam gönderelim. Şimdi hac ümre derken bizim insanlarımız yol yordan bilmeyen çok. Az önce ablam da söyledi. İnsanlarımız çok şeyden ne derler, muzdarip. Yani bilmiyorlar. Bu insanların sadece oraya gitmek değil, orada gittiği zaman gezdirecek bazı benim gibi fiziksel durumu olan yaşlı insanlar daha çok meyilli olduğu için ne gibi kolaylık sağlıyoruz? Mesela bir engelli oraya gittiği zaman nasıl engelli araç temin ediliyor mu? Bunları gezdirirken ne gibi kolaylık sağlıyorsunuz? Ulaşımda, konaklamada ve oradaki ziyaretlerde ne gibi fayda sağlıyorsunuz? Bunu anlatmış olalım insanlara. Mikrofonu al. Ondan önce ben özellikle size bu kadar zahmet edip buralara gecenin bu saatinde geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Bunun karşılığı olarak size inşallah ilk umremizi bir tavaf da hediye ediyoruz ömrümüz olursa ve dua ediyoruz. Vizyon Türk'ün yöremiz, töremiz ekibinin tamamına orada inşallah dua edeceğiz. Şimdi Tekşen Turizm sevgili Gülcan Hanım'ın bizzat kendi kurduğu firmadır. Ben kendimi biliyorsunuz Şahinoğlu Turizm'in hac umre müdürüyüm. Halihazırda da devam ediyoruz. Çünkü Mustafa Şahinoğlu'nu tanıyıp da ayrılmak mümkün değil. Ya ayrılsan özleyip geri dönersin. O kapıdan insanın ancak ölüsü çıkar. Yani başkası çıkmaz. Ama biz Tekşen Turizm'in Sinop'a kurma amacımız, biz elhamdülillah hac ve umrede kaliteyi yakaladık. Yani Şahinoğlu farkını, umrede farkı, haçta farkı biz çok iyi yapıyoruz. Yani şunu diyebilirim ki, tevazu olsun diye söylüyorum. İlk üçte bu işte başarılıyız. Yani hizmet bakımından, kalite bakımından, dua bakımından. Çünkü önceliğimiz para olmadı. Önceliğimiz hizmet oldu. Şu anda da Sinop'taki hemşerilerimizin burada tek yetkili acentesi Tekşen Turizm, Hac ve Umre'de, Diyanet'in dışında. Diyanet rakibimiz değil, başımız. Yalnız burada öyle durumlar var ki, herkes bir firma adına hacı umreci toplayıp onları Arabistan'da bizim gözümüzün önünde perişan olan hemşerilerimizi görüyoruz. Yatak konusunda olsun, yerleşim, ulaşım, ilgi, alaka, bilgi. Yani perişan olan hemşerilerimizi hem ekonomik olarak biz yardımcı olalım hem de bu ismi Sinop'a yerleştirelim diye Tekşen Turizm, Şahinoğlu Turizm'in alt acentesidir. Ve şunu söyleyelim. İstanbul'da tek Sinoplu orijinal resmi firma Şahinoğlu Grup ve Sinop'ta da tek resmi Sinoplu olan Tekşen Turizm. Yani Tekşen Turizm'in rehberleri bu işi bilerek ve severek yapıyorlar. Evet. Tekşen Turizm bu işi heyecanla Şahinoğlu Turizm'in çatısı altında çok iyi bir şekilde hemşerilerimize hizmette sınır tanımamaya çalışıyorlar. Yani dediği gibi Gülcan Hanım'ın da şu ana kadar da bizim Şahinoğlu Turizm olarak kapımızdan boş dönen kimsemiz olmadı. Hatta biz heyecanlandık. 7 Aralık çıkışımızda çok umrecilerimiz sizin de orada olacağınızı tahmin ederek öyle bir bu grupta göremeyeceklerini tahmin ediyorum ama herhangi bir grupta inşallah olacak. Şimdi gelelim engelli kardeşlerimizin durumuna. Biz engelli kardeşlerimiz biz hizmete ihtiyacı olan, yanında refakatçisi olmayan umreci veya hacı kardeşlerimize bizzat gözetimimiz altında. Hatta ben orada görseniz ben bizzat engelli aracını elimle sürdüğüme şahit olacaksınız. Bizim için öncelikle onların huzurlu olarak sağ salim havalimanından alıp havalimanına indirmek. Ha, Sinop'taki olay da şu. Burada bizim bir umrecimiz dahi olsa Sinop Havalimanı'nda binecek, valizini verecek, Arabistan'da Cidde veya Medine'de alacak. Orada da valizini verecek, Sinop Havalimanı'ndan işte dostlarıyla, işte akrabalarıyla karşılaşacaklar. Bizim kalkıp da Sinop'taki bir yolcuyu Konya'ya kadar götürüp, orada başka bir firmaya pazarlayıp, oradan dönüşte tekrar Konya'ya götürüp, orada tekrar perişan etme lüksümüz yok. Sinop gerçekten güzel bir memleket. Devlet de buraya değer veriyor. Hava alanı değil. Dikkat ederseniz havalimanı yapmış. En büyük uçağı da en küçük uçağı da indirebiliyoruz. Kalkışlarımız buradan. Anladım hocam. Hocam yaptığınız işten paradan ziyade Allah'ın rızası olduğuna ben inanıyorum. Çünkü yer gök duayla. Az önce söylediğim gibi. Bu dünyanın bir de öbür tarafı var. Öbür tarafa giderken iki tane de yol var. Birinin adresi belli cennet, biri de cehennem. İyi niyetli olursan cennet, şeytani düşünce de olursan yerin cehennem. Bu da bir gerçek.
yer gök duayla, biz buna inanıyoruz, inancımız, itikadımız da sonsuz. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere daha söyleyeyim. Evet, dur vereceğim. Evet sevgili izleyiciler, biz diyoruz ki 1250 euro yerine 250 euro indirim Şahinoğlu gruptan diyoruz. Ama Tekşen'den müracaat ederseniz 999 euro size indirim. Yani Sinop Tekşen turizme müracaat ederseniz, Gülcan ablamı bulursanız, onun bir eli vicdanda, temin dediğim gibi, bir eli de sizin para olan cüzdanda, paranın azı karar çoğu zarar, benim bu yolda yaptığım hizmet bana yarar diyen, o düşüncede olan insanlar, tekrar söylüyorum, şimdi mesela Sinop'un ilçelerinde, Konya'da bir şirket var ya da İstanbul'da, Ankara'da, Sinop'la hiç alakası olmayan şirketler var. Burada emekli imamları bulmuşlar. Komisyonculuk yapıyor imamlarımız. Yani şirket başka memleketten. Bakın 452 engelliye engelli aracı verdim ama 300'den fazlası Sinoplu. Çünkü neden? Önce canla, can. Önce Sinop Tekşen turizme sahip çıkmanız lazım. Buradan gitmeniz lazım. Ar namus tertemiz kutsal topraklarda Cenab-ı Allah'a olan, Peygamber Efendimiz'e olan görevinizi yerinize getirmiş olursunuz diyorum. Evet hocam, son alayım. Ben Gülcan Hanım'dan yarın biliyorsunuz bizim Boyabatlı yiğidimiz şehit olmuştu. Evet. Siz de o mevlitte bulunacaksınız. Biz de inşallah bulunacağız. Ben Gülcan Hanım'dan derim ki eğer ki o şehidimizin annesi babası moral olacaksa moral olacaksa kendilerine ne zaman arz ederlerse onlara bir hem bir umre götürelim bir ben buna çok sevinirim. Vesile olursak ne mutlu bize. Orada bize de bir Allah rızası için Allah razı olsun deseler. Bak Gülcan ablam, ben gittim askere, aldım bir tezkere. Benim işler ondan sonra oldu eşkere. Ben havaya attım, iki il yataklarda yattım. Ya Rabbi dedim. Yattığım oda dört köşeli. Doktor hemşire geliyor yanıma, eli şişeli. Ben bu derde düşeli. Olamıyorsun Allah'ım neşeli dedim. Derdi veren Allah dermanı verdi. Bu Zeynel parmaksız bu hale öyle geldi. Yer gök duayla. Eğer o insanlarda Allah razı olsun derse bu cansız bacaklarıma işte can geliyor. Ben de daha koşturuyorum. Daha kamçılıyor beni. Daha güzel programlar yapmak için koşturuyoruz. Sizden Allah razı olsun. Allah niyetinizi kabul etsin. İnşallah yarın o teklifi de kendilerine orada yaparız. Burada şöyle gelin, niye? Gel bacım. Evet, burada bir bacımız daha var. Bir tanıyalım. En azından bak, biz hem Avrupa'da hem Türkiye'de fark etmez. Bizim araba da başka yere fark etmez. Eşe, dosta, kısım akrabaya en azından saygı, sevgi, selam göndermiş olursunuz. Neler söyleyeceğinizi sizden de alalım. Kameraya bakarak. Merhaba, hayırlı akşamlar diyorum cümleden. Ben Nagihan'ız. Gülcan Hanım'ın yardımcısıyım. Buradayım. Çalışıyorum. Bize de bir... Kimlere selam göndermek istiyorsun? Başta Mustafa Rıza abime selam etmek üzere. Buradan amcama, bütün sevdiklerime, aileme İstanbul'da selamlar söylüyorum. Teşekkür ediyorum. Aleykümselam diyoruz. Yarışmacı arkadaşlara. Mustafa Öz deyince, Mustafa Öz, Dikmen Çevikli Yumaklı Köyü Dernek Başkanı. Daha önce biz orada şenlikte yaptık, programda yaptık. Tüm Dikmenlilere, Çevikli Yumaklılara ve Edirne'den varsa, dünyadan varsa, ekran başında bizi ne kadar, nerede izleyen varsa, herkese Sinop Tekşen Turizm'den buradan saygı, sevgi, selam göndermiş olalım. Ve programımızı da kapatmadan önce, başta Vizyon Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi ve genel yayın yönetmenim Hasan Dağlı olmak üzere teknik müdürlerime, montajcım Deniz'e ve sevgili kameramanım Salih, Mustafa, Mehmet Dalgıç'ıma, ekibimize, ekip arkadaşlarıma çok teşekkürler. Tabii ki biz bu programları olmayınca para
birden düşeriz dara. Bin sizleri programdan yana geçiriyorsam kera, işte bu insanlar vesilesiyle Allah bunlardan razı olsun. Başta Şahinoğlu grup, sevgili Mustafa Şahinoğlu, Aç Ümre organizasyonu, havadan, karadan, denizden ulaşım her yerden. Az önce de bahsettiğimiz gibi işte Aç Ümre müdürü de burada Cahit Hocam. Evet, de Canlar Kıda Can Plaza, sevgili Musa Can Başkanım ve Rentaş Renault Dacia Servisi Maltepe'de, İstanbul Küçükyalı, İstanbul Maltepe Küçükyalı'da Osman Yaman. Renault aracı alacaksanız ya da mevcut Renault'a bakım yaptıracaksanız, gittiğinizde Yöremiz Töremiz farkıyla %20 iskontodan faydalanacaksınız. İstanbul'da özünlü damper dedi mi, Türkiye'de dünyaya damgasını vuran Zeki Özünlü abime çok teşekkürler. İlda İnşaat Yapı Malzeme ve Tekstil Sinop Organize Sanayi'de Recep Ünal. Ayaklar İlda ile ısınır, sağlık ayakta başlar. Yoksa vallahi bu soğuk hastalanırsak sizi açlar. İlda ayakları sıcak tutar. Özellikle çocuklarımıza İlda patiklerini almanızı tavsiye ederim. Evet, Recep Ünal'a ve illa çalışanlara da teşekkürler. Yaman Perde, Dekor Perde, sevgili Erol Yaman'a, Sinop Boyabat'ta Çakır İnşaat, Sinop'ta ve Boyabat'ta kredi uygun lüks daireler, sevgili Aleksan Çakır abime, Halıcı Oto ve Ebru Halı Yıkama, Mustafa Halıcı'ya çok teşekkür. Avrupa sponsorlarımız da var. Bugün Türkiye'lindeydik, sevgili Aslan Demirel, Küçen Palast, Almanya Gelsenkirchen'de buradan saygı, sevgi, selam, tekrar çok teşekkürler. Almanya Mülheim'de Demircanlar Otogaleri, Recep Demircan ve oğullarına, Avusturya Linz'de Örnek Halı Temizlik, sevgili Cengiz Örnek abime çok teşekkürler. Avrupa sorumluluğum Almanya'da İsmail Koca, Muharrem Çakaloğlu, Mesut Sabancı ve Avusturya'da Ümit Ayar, Seven Öz Yılmaz, ekip arkadaşlarıma da, tüm gurbetçilerimize ve ekran başında biz isten siz dostlara saygı, sevgi, selamlar olsun Sinop Tekşen Turizm'den. Hoşça kalın, dostça kalın, sizler her zaman ekran başında, sizler de bir arada sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık derken bir bay bay yapalım kameramıza. Sevgili izleyiciler, Yettepe Balık Dünyası'nın mutfak bölümündeyiz. Burada gördüğünüz gibi elemanlar çalışıyor. Kaç ızgara da var, ızgara da var ama. Izgara ne? Yanıma gel Yunus'cum. Izgara iki tane açımız var. Hep tavadan yana mı oluyor? Tava ve ızgara genelde tava tercih ediliyor. Izgara. Evet, ikisini tercih ediliyor. Hem ızgaramız yanıyor hem tabii. Tavalarda. Maşallah ustalar burada yetiştirmekte zorlanıyor. Evet. Bir yandan temizlik işlemi oluyor, bir yandan gördüğünüz gibi müşteri memnuniyeti. Evet. Genelde hamsiye mi talepler? Genelde hamsi, yani zengine de hitap ediyor, fakire de hitap ediyor. Hamsinin hiçbir... Üçüye de uygun oluyor. Üçüye de uygun farklı, oluyor. Damak tadı biraz damak farklı tadı oluyor. Tabii çok hele farklı. Hele Karadeniz hamsi oluyor. Aynen, aynen. Şimdi biz de hamsi istiyoruz o zaman. Tabii ki. Ustalarımız burada fazla meşgul da etmeyelim. Evet sevgili izleyiciler, gördüğünüz gibi gerçekten mükemmel bir düzen kurmuş. Yola gelen giden versin mola, güzel hizmet. Yeditepe Balık Dünyası'nda her kulağa hayırlı uğurlu ola tekrar. Şimdi şöyle bir şey izah etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi Karadeniz usulü az yağda yapıyoruz. Az yağda. Mısır unu ve evet mısır. Trabzon'dan getirtiyoruz mısır ununu. Böyle az yağda teflon tavada yapıyoruz. Balık, hamsi ya da başka balıklar. En güzel mısır unuyla. Mısır unuyla tabii ki. Mısır. Balık mısır unuyla güzel oluyor. Evet, bilmediğimizi de bu arada öğreniyoruz. Hem sizler için de daha iyi olacak diye düşünüyoruz. Bir tavayı al da gel öyle. Evet, gördüğünüz gibi hamsi pişmiş vaziyette. Karadeniz hamsi yiyenlere afiyet olsun. Evet sevgili izleyiciler, biraz detay görüntülerimiz olacak içeriden ve dışarıdan. Bizi izlemeye devam edin. Haydi bakalım. Şimdi bu programın arkasından
Allah nasip ederse bu programı sizler izlerken ben Avusturya, Almanya'da olacağım. Almanya, Avusturya ve İsveç bir ay buralarda yoğun. Avrupa çekimlerimiz için yaklaşık 35-40 gün Avrupa'da olacağım. Avrupa'dan da sizlere saygı, sevgi, selam göndereceğim. Bu programın peşine Almanya çekimimizi diyeceksiniz. Haydi bizi izlemeye devam edin. İzleyiciler, İstanbul Ataşehir İnönü Mahallesi'nden saygı, sevgi, selam olsun sizlere. Evet, Sinop Ankara, oradan Sinop Türkeli, Türkeli'nden sonra İstanbul'a geri döndük. Ve sezon malum biliyorsunuz, Sinop dedi mi balık akla gelir ve Karadeniz özellikle. Ama İstanbul'da sevgili Yunus kardeşim düzeni kurdu. Burada yola gelen giden versin mola, Yeditepe balık dünyasında güzel hizmet diyor gelen her kula. Hayırlı uğurlu ola sevgili Allah'ın Yunus Allah'ın kardeşim. Ekrem Bey'den sonra kendine bir düzen kurdum buraya. Evet. Çok da güzel bir mekan oldu. Gelip evet, geçerden gerçekten de uğruyorum. Tam da sezon şu evet, an. Balık şu anda sezonu. Balık sezonu. Evet. Hamsi Karadeniz. Hamsi Karadeniz. Şu anda zaten Hamsi fakirin en güzel ucuz aşı hamsiymiş. Aynen öyle abi. Şu anda Karadeniz'den geliyor hamsimiz. Evet. Şöyle zaten çok fazla büyük ya. Çok fazla büyük de değildir. Evet. Karadeniz hamsi olduğunun belirgisidir bu. Evet. Bazı insanlar bilmez. Hamsi iki çeşit zannediyorlar. Marmara Karadeniz diye zannediyorlar ama 4-5 çeşit hamsimiz var aslında. İzmir'den hamsi geliyor, Çanakkale'den geliyor. Onlar lezzetli değildir. Tavsiye etmem. Ama Karadeniz ha. Şunu söylemek istiyorum. Ya balığı tanıyacaksın ya da balıkçıyı tanıyacaksın. Ay. Balık almak için. Bu konuda çok iddialıyız. Biz ondan şanslıyız o yönden. Çünkü evet. Hem balığı tanıyoruz hem de balıkçıyı daha iyi. O çok güzel, evet. Karadeniz'de olmanın en güzel avantajı da bu. Peki bu ne balığı bu? Bu kırmızı karides. Güveçi güzel olur. Çok güzel tereyağında güveçi olur. Evet. Soğuk mezesi olur. Yani haşlanmış olmak, salatası. Balıkçı olmak öyle sıradan bir insan işi de değil. Yani hangi tabii balığın nasıl olacağını, kimisi ızgara, kimisi tavuk, kimisi güveç, hepsini de bilmek tabii olur. Tabii, tabii, tabii. Balık çorbası da var mı? Balık çorbası da var. Balık çorbası da var. Kalamar var, karidesi var. Kaç kişi çalışıyorsunuz? 15 kişi çalışıyoruz şu anda. 15 kişiye evet de ekmek veriyoruz. 15 kişi ekmek Allah veriyoruz. Allah senden razı olsun. Evet sevgili izleyiciler, levrek var, palamut var. Şu uzun kılıç balığı. Bir öyle bir geç. Bu kılıç balığı şu anda masada gördüğümüz Mustafa Bey şu anda yarısını yiyor. Onu al da anlat balıkları. Yarısını şu anda içeride Mustafa Bey yiyor. Kestik. Kılıç balığıdır bu. Şu anda mevsimi. Diğer balıkları bir sayıver şöyle. Tabii. Bu elimizdeki kılıç balığın kafasıdır. Kestiğimiz yarısı tezgahta. Sarı kanat oluyor, çinekop oluyor. Şu anda mevsim balığı bunlar. Çok güzel kaya barbunu var. Kaya barbunu. Evet. Ve tavası ve ızgarası güzel olur irisinin. Genelde tava tavsiye ediliyor. Ama ızgarası da oluyor. İrisi olunca ızgarası olunuyor. Şu anda en pahalı balık kılıç balığı. 90 lira kilosu. Güzel toriklerimiz var. Kalkan balığımız var. Evet. Gösterelim abi. Kalkan balığı da gördüğünüz gibi günlük ve tazedir. Taze balığın kulağına bakacaksınız ve gözüne bakacaksınız. Buradan da sayın müşterilerime sesleniyorum. Taze balık anlamanız için. Nereden belli oluyor? Kulak ve gözünden. Buradan kırmızı solungaçından gözünden, evet. Solungaçlarından. Yaramaz. Evet. Eti böyle gördüğünüz gibi parlak olacak ve taze olacak. Anladım. Tazeliğinin göstergesidir bu. Bu arada gübre var. Var orada, bu arada çorbasını yaptığımız balık da yine bu kırlangıç balığıdır. Kırlangıç. Evet, bunun çorbasını bundan yapıyoruz. Çorba bundan balık oluyor. Çorbası balık çorbasını bundan yapıyoruz ya tabii ki. Mı benziyor bu? Yayına renk olarak biraz benziyor ama tabii ki şey olarak gösteriş olarak çok fazla değil. Bu da mırlan mezgit. Gerçek adı mırlandır ama mezgit balığı olarak, tavuk balığı olarak evet adlandırılan beyaz etli çocuklara tavsiye edilir. Özellikle. İstavrit. İstavrit bu da kartaldan, adalardan tutuluyor. Olta balığıdır. Tavsiye evet edilir yine. Taze günlük gelir. Soman, küçük soman mı oluyor? Karadeniz somunu. Karadeniz. Samsun'dan geliyor. Evet, evet. Bunlar çiftlik balığıdır. Bunlar çiftlikte üretilen balıktır. Alabalık ve Karadeniz somunu. Bunlar çiftlikte üretilen balıktır. Diğerlerinin hepsi denizdir.
Güzel deniz çuprası var, deniz levreği var. Lüfer var, çok güzel. Boğaz balığıdır, olta balığıdır. Lüfer balığımız tabii ki. Yine aynı zamanda dil balığımız var. Aynı zamanda dil balığı. Bu da dil balığı. Dil balığı, evet. Evet, dilin bir de balığı varmış sevgili. Sevgili Yunus. Norveç somunu çok güzel, tavsiye edilir. Evet, şimdi ne yapıyorsun sen burada? Bu ne işe yarıyor bu? Bununla şimdi Avrupa standartlarına uygun bir şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi üstüne buz atıyoruz. Balıklar daha taze kalsın diye Avrupa standartlarına da uygun bir şekilde sistemimizi kurduk. Bu arkamızda depomuz var. Tuzlu su. Balıklara vurmamız için, rengini ve tazeliğini bozmaması için tuzlu su kullanıyoruz balıklara. Soğuk yani su. Özellik güzellik Yeditepe balık dünyasında. Evet, aynen öyle. Peki şunu soracağım. Sevgili Yunus, şimdi çalışan bayanlarımız var değil mi? Çalışan bayanlarımız evet. Var. Şimdi işten çıkacak, çocuğunu kreşten alacak, eve gelecek, yemek telaşesi olacak. Şimdi size alo dedikleri zaman, alo demeleri yeterli. Paket yapıp evlerine gönderiyor. Tabii ki, tabii. Ya da iş yerinden gelirken. Şu anda 11 tane motorumuz var paket servisi olarak. 11 çok tane motorumuz güzel. Var. Ayrıca aşağıda gördüğünüz gibi 7 renk marketle birlikte evet. Paslaşıyoruz, yani birlikte çalışıyoruz. Gerekse onların motoru, gerekse bizim motorumuz. Birbirimize yardımlaşarak evet. Çalışıyoruz. Siparişlere cevap veriyoruz. Hiçbir yani şekilde siparişlerimiz aksamıyor. Halka da hizmet etmiş oluyorsunuz evet. İnsanlara. Bu bölgedeki evet. Oturan en azından. Evet. Çünkü bu tür sıkıntıları yaşayan çok insanlar biliyorum ben. Evet. Akşam eve geldi, yorgunlardın, yemek yapacak evet. Telaşe. Bir de sezon olunca insanın canı çekiyor. Tabii ki, evet. Çoğu evlerde biliyorsunuz bu balık kokuyor diye de yapmak evet. istemiyorlar. Evet. Beyefendinin canı istese hanımefendi razı değil. Hanımefendinin canı istese beyefendi razı değil. Aynen öyle, siz doğru diyorsunuz. Siz hem bunların ortak noktası oluyorsunuz. Evet. Aralar evet. açılmasın. Siz yavan yaşık 50-60 kaşık bazen firmadan, parayla bazen firmadan, evet. tas tabağı da kırmadan Yeditepe balık dünyasından yiyin için durmadan diyorsunuz. Evet, aynen öyle. Evet, afiyet olsun müşterilerinize de. Çok buradan saygı, ederim. Sevgi, selam gönderiyoruz. Şimdi balık dünyasının ediyorum. İçeriden ve mutfaktan görüntülerimiz olacak. Şimdi bize de güzel bir balık ziyafeti sevgili Yunus kardeşim tabii, çekecek zaten. Zaman. Evet, bizi izlemeye devam edin. Özel ve güzel görüntüler balık dünyasından sizlerle olacak. Sevgili izleyiciler, Yeditepe balık dünyasında hamsiler geldi. Bu hamsi firmadan kılçığını kırmadan biz yiyip içeceğiz. Şimdi durmadan sizlere de tavsiye ederiz. Burayı nasıl bulacağız derseniz, Ataşehir İnönü Mahallesi Maltepe Başı Büyük istikametine giderken Yeditepe Üniversitesi'nin alt kapının kavşağı gelmeden hemen üst tarafta. Yani sevgili Yunus, Yunus'un babası Mürsel abi düzeni kurmuş bunlar yola. Gelen giden diyor versin bizde mola. Güzel hizmet buraya gelen bütün kula. Sonumuzda hayırlı uğurlu ola. Biz dedik ki şu Yunus kardeşim kula bir kıyak olsun. Benim yarım ayak yarım dayak. Ben yapıyorum herkese kıyak. O da ara sıra bazı. Gönlümüz olunca razı. Arabanın bastığı mı gazı. Biz burayı buluyoruz. Burada sağ olsun balık çeşitlerinden bize güzel böyle bakımlar yapıyor. Karnımızı doyuruyor. Balık ayran olmaz ayran. Ama olursa buraya buyuran çeşit çeşit balıktan olur karnını doyuran. Sizler de kalacaksınız hayran. Biz hayırlı işler, bol güneşler diliyoruz tekrar. Az önce Yunus kardeşimle konuştuk ama esas balıkçının başı burada Mürsel abi. Balık toptancılığı yapıyor. Yıllardan beri balık işi 30-40 senedir bu işi yapıyor. Hangi balık daha insana yarar? Hangi balık daha lezzetli olur? Onu kendisinden alalım. Abi şu balık çeşitlerini bir sayar mısın Mürsel abi? Balık çeşitleri 1001 çeşit balık var. Tümünü sayma şansımız yok ama tabii ki şöyle söyleyeyim, hamsiden halkın çok iyi bildiği hamsiden başlayalım, sıralayın sayalım. Hamsi, istavrit, palamut, çinekop, lüfer, daha
çeşitlerimize kalkan, somun, karidis, yani bin bir çeşit balıklarımız var. Ben 32 senedir bu işi yapıyorum. Kaç yerde var tezgah böyle? Kaç yerde var? Benim 3 yerde şu anda tezgahlarım var. 3 yerinde de birisi Kartal Soğanlı'da elit balık. Buradaki Yeditepe Balık Dünyası. Bir de Ümraniye'de merkez balıkçılık diye. 3 yerde böyle açtım. Çocuklarımın başına koydum. Kendim de bu işi 32 yıldır yapıyorum. 32 yıldır bu işin içindeyim. Orada biz daha önce hamallıkla başladık bu işi ve ticarete döktük. Ticaretten devam ediyoruz. 32 senedir ben bu işi balık yapıyorum. Işi. Evet, hep hayatım boyunca balık işiyle uğraştım. 1978'de geldim. Memleket Erzincan. Erzincan Çayırlı. Çok selam gönderiyorum buradan. Orada doğduk ama hep İstanbul'da yaşadık. Hep İstanbul'da balık işiyle uğraştım. Balığın ayından zeyne kadar en iyi şekilde biliyorum. En iyi şekilde de satıyorum. Sattığım balıklarda hiçbir zaman önce kendim hatta çiğ çiğ yiyorum. Yeri geldiği zaman da müşterimin karşısında çiğ çiğ yiyip sonra veriyorum. Müşterilerimde bir problem hiç yaşamadım şu ana kadar. İnşallah da yaşamayacağım çünkü ben bu işin artık bir profesörü olmuşum. Bir insan yaptığı işi severek, işine aşık evet. olursa senin gibi olur. İşte ben de işimi çok seviyorum, mesleğime de aşığım, zevkle de bu işi evet. yapıyorum. Seve seve yapıyorum. Buradan... Gecenin ikisinde kalkıyordum, gece 2'de kalkıp gidiyorum ve evet gece 2'de gidiyordum. Ben bu işin önce toptancılığını yapıyordum. Evet. Alım satım yapıyordum halde. Daha sonra işi tezgah işlerine döktüm, dükkan açtım, çocuklarımın başına koydum. Bu şekilde devam ettiriyorum. Abi. Çocuklarına başarılar diliyoruz. Allah senin gibi babayı her evlada nasip etsin diyorum. Amin, amin. Buradan Erzincan deyince sevgili Ahmet Çobanoğlu abim, Ekrem Çobanoğlu ve Fındıklı Mahalle Maltepe Fındıklı muhtarımız Yaşar Kaygısız, o saygısız değil kaygısız soy ismi sevgili muhtarıma ve tüm Erzincanlı dostlarımıza ve ekran başında bizi izleyen siz sevgili izleyicilerimize Yeditepe Balık Dünyası'ndan saygı, sevgi, selam olsun. Evet Yunus'um şimdi izlediler ya evimiz filan yerde bu balıkçının telefonunu niye vermediler diyecekler. Evet sevgili izleyiciler paket servisleriniz için eğer düştüyse mideniz yemekten yana dara 7/24 Yunus kardeşimi ara mideden yana geçirir sizi balıktan yana kara 0216 574 0296 0216 574 0296'dan alo diyorsunuz. Alo paket servisimiz kapınıza kadar geliyor. Yemek derdinden kurtuluyorsunuz. Özellikle çalışan bayanlar. İkinci numaramızda 0546 724 74 24 numaralı cep numarasından da ulaşabilirsiniz. Zaten İkinci numaramız. Sevgili Yunus ben sana bir kıyakta yapacağım. Kartınıza 10-15 program artık oy vereceğiz. Bakalım kanaldan ne zaman bize bunu çıkar derseler biz de o zaman çıkarız. Evet sevgili izleyiciler Salih Yılmaz Yüksel'i de arayabilirsiniz. Telefonunu alabilirsiniz. 0530-881-0257 benim Türkiye sorumlum sevgili kameraman Salih arkadaşımdan da ulaşabilirsiniz diyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Her zaman Yeditepe Balık Dünyası'nda ve sizler de ekran başında kalın. Buradan tekrar saygı, sevgi, selam gönderiyorum. Evet bu program yayınlandığı zaman ben Avrupa çekimlerim için Avusturya, Almanya, İsveç'te olacağım. Avrupa çekimlerimiz sizin için olacak. Bütün gurbetçilerimize buradan saygı, sevgi, selam olsun. Bizi izlemeye devam edin. Canlar Gıda'nın katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.